Evet, herkese iyi akşamlar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyerek Videogren YouTube yayınlarından yeni bir tanesini daha başlatıyoruz. Evet, Zafer benimdir diyebilenindir diyor Atatürk ve çok büyük bir mücadelenin ardından bir ulusu, bir devleti, bir ülkeyi ayağa kaldırıyor. Bugün de yaptığımız paylaşımda da belirttiğimiz gibi bazı zaferler sonsuza dek kutlanacak diyerek yeniden yayınımızı açmış olalım. Herkese iyi akşamlar diyerek. Bu yayınımızda geçtiğimiz hafta boyunca Instagram üzerinde yaptığınız paylaşımları değerlendireceğiz. Geçtiğimiz haftanın konusu Videogren Bulutlar etiketiyle paylaşılan fotoğraflardı. Evet, herkese iyi akşamlar. Celal Bey merhaba. Yolların rengi. Merhaba Ercan Bey, Kumral Hanım, Demet Hanım, Emre Bey merhaba. Demet Hanım, sizin belgesel proje için hazırladığınız formun yorumunu yazıyorum, hazırlıyorum, göndereceğim. Aklımda unutmuş değilim. Ya salladı hoca beni diye düşünmeyin diye şimdiden söylemiş olayım. Yayına başlamadan önce, yani fotoğraflarınıza geçmeden önce birkaç hatırlatmayı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmamanızı hep rica ediyoruz. Aynı zamanda fotoğrafla ilgili dostlarınıza, eşe, dosta, arkadaşa kanalımızı da duyurmanızı, ya bu arkadaşlar da bir şeyler yapıyorlar diye bilgi vermenizi de rica ediyoruz. Ne kadar kalabalık olursak o kadar bu yayınları ve yeni videoları yapmaya motive oluyoruz diyebiliriz. Yaptığımız etkinlikleri ve çalışmaları sosyal medyadaki hesaplarımızdan duyuruyoruz. Twitter'da Videogren, Facebook'ta Videogren ve Instagram'da da Videogren alt çizgi fotoğraf etiketiyle paylaşımlarda bulunuyoruz. Yaptığımız çalışmaları, web sitemizde paylaştığımız makaleleri ve portfolyoları sosyal medyadan da duyuruyoruz. Dolayısıyla onları da takip etmeniz ve uygun gördüğünüz şeyleri paylaşmanız bize çok destek oluyor. Şimdiden teşekkür ediyoruz ve bu paylaşımlara devam etmenizi rica ediyoruz. Belli bir konuda, temada yaptığınız çalışmaları bir portfolyo olarak hazırlarsanız 12 ila 20 adet arasında fotoğrafla bize 100 kelimeyi aşmayan özgeçmiş, 200 kelimeyi aşmayan bir yazı ve yatay bir otoportrenizle, kendi fotoğrafınızla info@videogren.com adresine WeTransfer'le gönderirseniz web sitemizde yer verip sosyal medya hesaplarımızda da paylaşmak istiyoruz. Fototrek İstanbul Hatırası'nın düzenlediği online seminer ve atölye programları devam ediyor. Hem Murat Hoca'nın yaptığı fotoğraf işleme üzerine olan atölyeler, hem işte benim gerçekleştirdiğim temelden başlayıp daha iyi bir görsel anlatım dili oluşturmayı hedefleyenlere yönelik atölye çalışmalarını fototrek.com web sitesinden görebilirsiniz. Yeni birçok programı da oraya eklemiş durumdayız. Geçtiğimiz gün yaptığımız bir yayını hatırlatmak istiyorum. Cuma akşamı daha iyi fotoğraflar için 5 ipucu başlıklı yayınımızın 6.'sını gerçekleştirdik. Bir süredir o yayınlarda sadece fotoğrafları gösteriyorduk. İlk başlarda konuştuğumuz fotoğraflardan sizin de fotoğraf göndermenizi, çektiklerinizi, onları da değerlendirelim diyorduk ve tekrar öyle bir uygulamaya başladık. Bu yayın içinde anlattığımız başlıklardan sizlerin çektiği fotoğrafları da bir sonraki yayında değerlendireceğiz. Dolayısıyla yayını kaçıranlar izleyip hangi fotoğrafları konuşmuşuz, hangi teknikleri istemişiz diye görebilirler. Ve yanılmıyorsam salı akşamına kadar fotoğraflar gönderirseniz yine haftaya cuma akşamı sizlerin fotoğraflarını değerlendireceğimiz bir yayın yapabileceğiz. Zaten bayağı bir arkadaşın gönderdiğini gördüm mailbox'ımda. Dolayısıyla yeni fotoğrafların da eklenmesini bekliyoruz. Gelelim bu haftaki fotoğraflara. Yaklaşık 900 civarında fotoğraf gönderilmişti. Elimi birazcık böyle
ne derler, bol tutarak 120-130 civarında fotoğraf seçtim. Burada sizlerle paylaşmak istiyorum. O 120-130 fotoğraf arasından da 10 arkadaşın fotoğrafını haftanın öne çıkanları olarak belirledik. Biliyorsunuz bundan önceki Instagram değerlendirmelerinde böyle kitap hediyelerimiz falan oluyordu. Bu haftadan itibaren kitap hediyemiz olmayacak. Bu haftalık sadece öne çıkan fotoğrafları Instagram hesabımızda paylaşacağız. Fakat bir iki hafta içerisinde bu seçmeleri sonucunda öne çıkan arkadaşlara yine hediyelerimiz olacak. Onun bir sistematiğini oturtmaya çalışıyoruz. Ama yakında tekrar öyle bir uygulamaya geçeceğiz. Bilginiz olsun isterim. Bu hafta böyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın logosunu bir köşeye, kendi logomuzu başka bir köşeye, fotoğrafları bir tarafa, fotoğrafların sahiplerini de sol alt köşeye aldığımız için şöyle ekrandaki yerleşimde bir ufak değişim oldu. Normalde ben sağ üst köşeye atıyorum kendimi. Zaman zaman ilginin çok dağılmaması için kendimi kapatacağım ki rahatlıkla fotoğraflara yoğunlaşabilelim diye. Dediğim gibi bu hafta 120-130 civarı fotoğraf seçme şansı buldum. 900'den fazla fotoğraf arasından. Dolayısıyla ufak ufak şöyle başlayalım. Sevgili Murat Demirci'nin birkaç fotoğrafına yer verdim bu seçki içerisinde. Geneli bazı efektlerle tahmin ediyorum ya telefonda ya bilgisayar ortamında kullanılan efektlerle hem fotoğrafın genel havasının hem bulutların renginin değiştirildiği çalışmalardı. Ama hep söylüyoruz, sonuçta fotoğraf bir sanat dalı. Sizin kendi dünyanızı, karşılaştığınız dünyada sizde uyanan duyguları aktarmak için kullandığınız bir yol, bir yöntem sonuçta. Ve bu yöntemi nasıl kullandığınız tamamen sizi ilgilendiren bir durum. İzleyiciyle eğer güçlü iletişimi kurabiliyorsa ortaya çıkardığınız sonuç, bir sıkıntı yok bunda. Murat Bey'in çalışmalarında da birkaç tanesinde göreceksiniz zaten. Bazen renklerin böyle abartılı kullanılması o ortamdaki atmosferdeki bulutları çok güçlü hale getirmiş. Bazen işte hem çevredeki renkleri hem bulutların yapısını güçlendirmiş. Her iki fotoğrafta da bulutlar konuya güçlü atmosfer katıyor diyebiliriz. Bunda ise tamamen farklı bir yöntemle, biraz sepya, biraz dramatik ton gibi bir etkiyle oradaki atmosferin çok daha güçlü hale gelmesi sağlanmış. O açıdan sizlerin de bu fotoğrafları burada tekrar görmesini istedim. Burada yer verdim. Murat Bey'i tebrik ediyorum. Sevgili Feridun Sayın'ın bir fotoğrafı. Aslında bulutların yapısı oldukça güçlü. Ancak tahmin edeceğiniz üzere hemen hemen birçok siyah beyaz fotoğrafta benzer bir şeyi söylüyorum. Siyah beyaz çevriminin, siyah beyaz işlenmesinin daha güçlü yapılması gereken fotoğraflardan bir tanesi bu. Biraz fazla grisi var. Şimdi geçtiğimiz hafta yaptığımız yayından sonra bir yorum üzerinden bir dostumuzla yazıştık. Genelde ben mesela söylüyorum ya işte ya bunun işçiliği şöyle olsa daha iyi olurdu ya da böyle olsa fotoğraf daha güzel olurdu diye. Ya keşke onları da öyle yapıp öyle paylaşsaydınız. Tabii yani 900 küsür fotoğraftan 100 küsür tane seç, onları tek tek işle falan çok büyük bir zamana ihtiyaç duyduğumuz bir şey. O nedenle de bu daha iyi fotoğraflar için 5 ipucu yayınında sizlerden istediğimiz fotoğraflarda o uygulamayı daha kolay yapabiliyorum. Eğer o yayını takip edip orada istenen fotoğraflara uygun çalışmalar gönderirseniz, orada mesela bir siyah beyaz gönderdiniz diyelim, ya bunun siyah beyazı iyi değil dersek onu işleyip yeniden yapıp tekrar bakın böyle olursa daha iyi olur deme şansımız oluyor. Bu fotoğrafta da mesela daha iyi bir siyah beyaz işçilikle ve bulutların öne çıkarılmasıyla daha güçlü bir sonuç alınabilirdi diye düşünüyorum. Sumral Koser'in bir fotoğrafı. Zaman zaman ışık illa fotoğrafta bir şeyi öne çıkarmak ya da bir şeyi vurgulamak zorunda değildir. Bazen kendisi de fotoğrafın konusu olabilir. Bu fotoğrafta da öyle bir durum var.
bulutların arasından süzülen ışık hüzmeleri fotoğrafın konusunu oluşturuyor. Zira aşağıda işaret ettikleri bir konu bulunmuyor. Tabii ki bulutların arasından süzülen ışık hüzmeleri konuyken o hüzmeleri sağlayan bulutlar da fotoğrafa güçlü bir atmosfer katabiliyor. O nedenle burada sizlerle paylaşmak istedim. Yine Sumral Koser'in bir fotoğrafı. Bunda da yine bir ufak müdahale var sanırım. Yine bu Olympus'taki dramatik tonu hatırlatan bir müdahale var. Bu da bulutların daha güçlü vurgulanmasını sağlamış. Önde de renk kontrastının artmasıyla canlı renklere kavuşmuş fotoğraf. Bulutlar fotoğrafın atmosferini güçlendiriyor diyebiliriz. Hemen şöyle yorumlara dönüyorum. Faruk Bey merhaba. Sağ olun Demet Hanım. Valla hazırlayıp göndereceğim. Dilek Hanım merhaba. Halim Bey merhaba. Neşe Hanım. Derya Hanım merhaba. Müge selamlar. Murat İlhan cezan bitti. Onun için bugün var burada fotoğrafların diyebilirim. Tuğba merhaba. Evet, kaldığımız yerden fotoğraflara devam edelim. Evet, Dudun Dibi Betülçe. Burada da yine alt tarafta özellikle fotoğrafın yaklaşık üçte birlik bölümündeki ışık ve gölgeler çok güçlü olmamakla beraber üst taraftaki bulutlar ve gökyüzünün rengi gayet başarılı bir atmosfer sağlıyor. Kişisel olarak böyle bir fotoğrafı çekerken aşağıyı biraz daha az alarak İlginin daha çok yukarıda toplanmasını sağlamayı tercih ediyorum. Ama burada da konumuz ve başlığımız bulutlar olduğu için o atmosfer bence burada paylaşılmayı hak ediyor diyebilirim. Özlem Özgün'ün bir fotoğrafı. Yine bulutların çok güçlü vurgulandığı, aşağıdaki konunun çok etkileyici olmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Yanılmıyorsam o teknenin sağ tarafında önde birisi var. Fotoğrafçının sanki orada olması ve aşağıdan yukarı doğru o yelkenliği tamamen gökyüzüne düşürerek çekmesi fotoğraftaki etkiyi, ilgiyi daha güçlü hale getirebilirdi. Evet, bulutlar bir atmosfer sağlıyor ama daha güçlü bir etki için ana konunun da güçlü olmasını tercih ederiz. Sevgili Filiz Boğa'nın çok güçlü bir karesi var. Özellikle fotoğrafın sağ tarafına doğru, yani kişinin bulunduğu yerden itibaren sağa doğru baktığımızda oldukça güçlü bir atmosfer görüyoruz. Sol tarafa, sol alt köşeye doğru özellikle ışığın da etkisi, gücü azalmış durumda. Dolayısıyla sanki post prodüksiyonda, yani daha sonra masa başında, Photoshop ya da benzeri bir ortamda lokal olarak oranın da biraz açılması bu fotoğrafın gücünü daha fazla arttıracakmış diye düşünüyorum. Ama çok güçlü bir atmosferi olduğu kesin. Ayşegül Acar'ın bir fotoğrafına bakıyoruz. Şimdi birçok bu tarzda fotoğraf vardı. Onlar adına da bir değerlendirme yapmış olayım. Şöyle bağlasam herhalde daha doğru olacak. Biz herhangi bir fotoğrafa baktığımız zaman o fotoğrafın neden çekildiğini anlıyoruz. Yani izleyici olarak hepimiz anlıyoruz. Fotoğrafçının başarısı nerede artıyor? O göstermek istediği konuyu ister teknikle, yani ışık ölçümü, enstantane diyafram, objektif vesaireyle, beyaz ayarıyla, ister biçimle yani kompozisyonla, isterse kendi anlatım yoluyla. Mesela biraz önce gördük renklerin çok değiştirildiği, farklı filtrelerin uygulandığı fotoğraflarda olduğu gibi bizi de etkileyecek hale getirmesinde. Dolayısıyla da biz mesela bu fotoğrafa baktığımızda bulutlar sebebiyle çekildiğini çok rahat anlıyoruz. Mesela burada yatay yerine dikey bir kadraj, oradaki kayık ve sadece bulutların olduğu, sağ ve sol tarafın daha az olduğu bir kadraj etkiyi daha güçlü hale getirebilirdi diye düşünüyorum. Ayşegül Hanım doğru konuyu görmüş. Hem bulutlar anlamında hem kayık anlamında söylüyorum. Onu daha güçlü hale getirme noktasında bir kadraj değişikliğiyle fotoğrafı kaçırmış diye düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi atmosfer de konu da güçlü fotoğraf için uygun görünüyor.
Şimdi bunu şunun için söyledim. Birçok fotoğrafta da benzer şeyler vardı. Yani Ayşegül Hanım'ın fotoğrafı, şöyle bir geri gidebilirsem, onlar arasında yine güçlü olan örneklerden bir tanesi. Başka buraya almadığımız fotoğrafların bir bölümünde, yani bulutlar var ama ya ana konu daha güçlü ve bulutları bastırıyor, atmosfer oluşturmaktan da öteye çıkarıyor. Ya bulutlar fotoğrafın bir kenarında kalıyor, güçlü bir kompozisyon oluşturmuyor. Yani fotoğrafçı o heyecanlandığı şeyi aktaramamış oluyor. Burada o hikayeye özellikle sağa doğru uzanan bulutlarla yatay kadrajı kabul edebilir bir noktadayız ama dikey olsa daha güçlü olur diye söylüyorum. Güliz Arslan Öztürk'ün hemen hemen her hafta birkaç fotoğrafına yer veriyoruz Güliz Hanım'ın da. Yine gökyüzünün çok güçlü olduğu bir fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Bu fotoğrafta özellikle kayalıkların orada bulunan kişiyle ufuk hattı arasındaki boşluk çok fazla gibi geliyor bana. Biraz daha bakış yüksekliğini azaltarak o kişiyi ufuk hattına biraz daha yaklaştırmak gökyüzünün etkisini daha fazla arttırabilirdi diye düşünüyorum. Ortada kalan, denizin üzerinde kalan boş alan fotoğrafın gücünü biraz zayıflatıyor. Yoksa atmosfer ve bulunan ortam güçlü fotoğraf için uygun. Gülseren Akdoğan'ın bir fotoğrafı ki ilk paylaşım için konuyu belirlerken bazen de ND filtre ile böyle çizgi haline getirilen bulutlarla atmosfer oluşturulur diye tarif etmiştim. Bu ona güzel bir örnek olmuş. Sevgili Faruk Konyalı'nın da vardı birkaç tane öyle fotoğrafı. Yanılmıyorsam bir tanesini de aldım buraya. Biz genelde böyle pamuk pamuk bulutlar, efendim işte fırtına bulutları, gri, siyah bulutlar falan güçlü atmosferler oluyor. Ama ben bu tarz fotoğraflarla yani bir fotoğraf tekniğini bir anlatım yöntemi olarak kullanmayı da çok başarılı buluyorum. Burada da o etkiyi görebiliyoruz. Tabii şimdi Gülseren Hanım'ın uzun pozlama muhtemelen ND filtre ile yaptığı bu çalışmada nehrin üzerini de kaybolan bir dalgaların kaybolmasıyla oluşacak bir yüzey olarak kaydetme niyeti olduğunu tahmin ediyorum. Ben olsam bu kadar güçlü bulutlar varken sanki makineyi biraz daha yukarı kaldırıp nehri biraz azaltıp köprüye yakın bir yerden başlatıp daha çok bulut göstererek fotoğrafı çözebilirdim diye aklımdan geçti. Evet sevgili Murat İlhan'ın cezası bittikten sonra ki hani ceza derken şaka olarak söylüyorum tabii. Burada birkaç fotoğrafına yine yer verdim. Son haftalarda paylaştığımız konu başlıklarında oldukça güçlü fotoğraflarıyla bu etkinliğimize destek veren bir fotoğrafçı kendisi. Çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum çalışmaları içinde. Oldukça güçlü fotoğrafları var. Vallahi böyle birkaç portfolyo hazırlayıp bizle paylaşırsan sevgili Murat, web sitesinde de yer vermek isteriz açıkçası. Burada da hem bulutların oluşturduğu atmosferle hem konunun birbiriyle uyumuyla falan oldukça etkili fotoğraflarından birini görüyoruz. Hakeza burada da Pamukkale'de yanılmıyorsam hem aşağıdaki zemindeki ışıkla hem gökyüzündeki bulutların oluşturduğu atmosferle gayet güçlü bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Bu fotoğrafta gökyüzünün atmosferi oldukça güçlü ama aşağıdaki konunun biraz daha etkileyici olmasını bekleriz. O birazcık zayıf kalmış maalesef. Şeniz Çelebioğlu'nun bir fotoğrafı. Yanılmıyorsam bu gökyüzünde oluşan noise benzeri, gram benzeri şeyler birçok fotoğrafta vardı. Özellikle Instagram üzerinde filtrelerle biraz oynayınca fotoğraflarda çok oluşuyor. Ama onun da fotoğrafa biraz bir etkisi olduğunu, bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Burada özellikle fotoğrafın yaklaşık ortasından sağa doğru devam eden koyu renkli bulutlar güçlü bir atmosfer elde ediyor. Elde etmeyi sağlıyor. Filiz Hanım, biraz önce sizin fotoğrafa baktık.
başları almışız sizin bir fotoğrafınızı, daha sonra var mı çok emin değilim, bilmiyorum ama belli olmuyor biliyorsunuz. Yine Şeniz Hanım'ın bir fotoğrafı, yine gökyüzündeki bulutların güçlü atmosfer oluşturduğu, aşağıdaki konunun yine çok etkileyici, güçlü bağlanamadığı fotoğraflardan biri olmuş bu. Şeniz Hanım'ın bir başka fotoğrafında bu sefer gökyüzündeki bulutlar güçlü bir fon elde etmemizi sağlarken aynı zamanda oradan geçen bir uçak da hikayeyi tamamlayan bir öğe olarak yer bulmuş. Ve burada da yansımasıyla beraber yine bulutların varlığı, aynı zamanda ufkun üzerinde bulunan renk fotoğrafın çok güçlü bir etkisi olmasını, güçlü bir alan oluşturmasını sağlıyor. Umut ediyorum ki bu ışığı, bu atmosferi bulduysa Şeniz Hanım, orada başka farklı kadrajlar da, belki önde silüetler varsa orada böyle bir kayık bilmem ne, onlarla da böyle zengin kadrajlarla fotoğraflar oluşturabilmiştir. Evet, Foto Koç nickname'i ve ismi ile Instagram hesabında bir dostumuzun zaman zaman böyle farklı bulut biçimleri ortaya çıkabiliyor. Onlardan birini kaydettiği bir fotoğraf. Tabii ki şöyle bir şeyi söylemekte fayda var. Bazı fotoğraflarda da ya bunun alt tarafı çok güçlü değil, üst tarafı şöyle falan deme şansımız çok olmuyor. Çünkü fotoğrafın içinde öyle bir şey oluşuyor ki, aa diyoruz asıl bunu çekmiş ama işte bu kadarını görebilmiş falan. Bu da biraz o havada bir fotoğraf. Yani o bulutun biçimi, şekli zaten hikayeyi çözüyor. Artık alt tarafla üst taraf falan bizi çok şey yapmıyor diye, etkilemiyor diye düşünüyorum. Berna Fişek Kızıltan'ın çok hoşuma giden fotoğraflarından biri oldu. Artık o bir yağmur, fırtına, öyle bir şey mi var orada bilmiyorum ama yani aşağısıyla yukarısı birbirine girmiş durumda ve o güçlü atmosferin oluştuğu anda fotoğrafçının da orada olup deklanşöre basması bence önemli işlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Tamam Murat Bey, bekliyorum valla. Yani işleriniz çok keyifli. Daha çok insana ulaştırabilirsek ne mutlu. Yine Berna Fişek Kızıltan'ın bir fotoğrafı. Burada da yine çok güçlü bir gökyüzü, çok güçlü bir atmosfer oluşturulmuş. Mesela buradaki siyah beyaz uygulamada beyazı, siyahı ve arada grileri de görebiliyoruz. Aynı zamanda o bulutların üzerinde açıktan koyuya giden, sonra o yukarı doğru yavaştan tekrar açılan tonlama güçlü bir sonuç elde etmeyi sağlıyor. Bir saniye bir şey yapmam lazım da. Diğer bilgisayarda bir işim vardı, ona bir döndüm. Yine Berna Fişek Kızıltan'ın çok güçlü atmosfer oluşturdu. Aynı zamanda grafikle de desteklediği, yine ilgi merkezinin de doğru bir noktada olduğu, bu sayede de o bulutların getirdiği karanlığın dışında kalan yere gözü güçlü yönlendirdiği bir fotoğrafta bu olmuş. Berna Hanım'ı da tebrik ediyorum. Sevgili Volkan Akan'ın bir fotoğrafı, başka bir arkadaşımızın yanılmıyorsam benzer yine güneş ve bulutlarla ilgili böyle bir gün batımı fotoğrafı vardı. Birazcık şey diye düşündüm önce fotoğraflarda. Yani acaba bu bir gün batımı fotoğrafı mıdır, yoksa bulutların fotoğrafı mıdır diye. Fakat sonradan o güneşin etkisini, orada var olan bulutlarla daha güçlü görebildiğimizi düşünerek bu değerlendirmeye dahil ettim. Tabii ki ışığın rengi itibariyle oldukça güçlü atmosfer oluşturan bir fotoğraf diyebilirim. Sevgili Gonca Tank'ın bir fotoğrafı. Bu tarz fotoğraflardan aslında daha çok bekliyordum ben. Ama çok fazla gelmedi nedense. Özellikle böyle uçaktan, efendime söyleyeyim, bazen birçok dostumuz var, dağlara çıkan, yürüyüşler yapan, vadilerin içinde kalan bulutlar ve bulut denizlerinden daha çok fotoğraf bekliyordum. Bu bulutların bir an açıldığı, aradan aşağıdaki de yerleşimi de görmemiz anlamında doğru örneklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Sadet Ustun'un bu fotoğrafı güçlü bir yansıma fotoğrafı ama renkleri, tonları çok güçlü gelmedi. Sanki bu fotoğraf çekildikten sonra bir görüntü işleme programında biraz iyi işlense,
kontrastı arttırılsa, renkler biraz doygun hale getirilse etkisi çok fazla artacak fotoğraflardan bir tanesi. Çünkü çok güzel bir yansımayla yukarıyla aşağısı birebir eşitlenmiş durumda. Ufuk hattının geçtiği yer de çok doğru. Dolayısıyla da daha iyi bir işçiliği hak ettiğini düşündüğüm fotoğraflardan biri. Evet, Volkan Tural'ın yine ND uzun pozlama, Natural Density yoğunluk filtresiyle çektiği fotoğraflardan biri. Bulutların hareketli olması ve çizgiler oluşturması fotoğrafın atmosferini çok güçlü hale getiriyor diyebilirim. Bir an bir fotoğraf, alt çizgi ST, Sibel Tunalı'nın bir fotoğrafı. Biraz önce başka bir fotoğraf için de böyle bulutların arasından ışık hüzmelerinin fotoğrafta atmosferi çok güçlü hale getirdiğini, dolayısıyla da bulutları da güçlü bir şekilde vurgulayabildiğini söylemiştim. Bu da ona örnek olabilecek fotoğraflardan bir tanesi. Aynı zamanda aşağıda böyle ışıkların düştüğü yerlerde gölge ışık olması yine fotoğrafın gücünü arttırıyor. Dolayısıyla da biraz önce söylediğim şeyi bu fotoğraf için de söylemek durumundayım. Biraz daha iyi işçilikle, daha güçlü kontrastlarla buradaki renklerin canlılığının arttırılması fotoğrafı daha güçlü hale getirebilir. Bir hatırlatma olarak söylüyorum. Ben fotoğrafların sahiplerinin isimlerini ve Instagram adreslerini özellikle yazıyorum ki tüm dostlar birbirini takip etsin. Çünkü iyi bir fotoğrafıyla karşılaştığımız bir arkadaşımızın diğer çalışmaları da gayet başarılı oluyor. Ve bildiğiniz üzere fotoğraf fotoğraftan öğreniliyor. İyi fotoğraflardan, hatta kötü fotoğraflardan, hatta işte ya bu ne biçim fotoğraf falan dediklerimizden, üzerinde düşündüğümüz her görüntüden bir şeyler öğreniyoruz. Dolayısıyla da ne kadar çok böyle güçlü görüntü oluşturan dostla böyle iletişim ağları kurabilirsek, bizlerin de çalışmaları o kadar güçlü hale gelebiliyor. O nedenle de ben böyle hem Instagram adreslerini hem isimleri yazmaya çalışıyorum, aklınızda olsun. Emre Erol, Kerdi alt çizgi 9 etiketiyle. Zaten Emre Bey'i çalışmalarından biliyorsunuz tahmin ediyorum. Çünkü birkaç kez haftanın öne çıkan fotoğrafçılarından oldu. Güçlü fotoğrafları olan dostlardan biri. Burada da yine atmosferi oldukça başarılı. Yukarıda dramatik tonuyla bulutların etkisinin arttırıldığı bir fotoğrafını görüyoruz. Şöyle hemen bir yorumlara döneyim. Selçuk Bey, Instagram paylaşımları için her hafta bir konu duyuruyoruz. Instagram'da video viren alt çizgi fotoğraf etiketi ismiyle hesabımız. Orayı takip ediyorsunuz. Her hafta duyurduğumuz konu etiketiyle fotoğraf paylaştığınızda burada bu yayında değerlendirebiliyoruz. Aynı zamanda daha iyi fotoğraflar için 5 ipucu diye de bir yayınımız var. Orada da anlattığımız konularla alakalı fotoğrafları mail ile göndermenizi rica ediyoruz. Dolayısıyla hem Instagram üzerinden hem de bir programımız üzerinden fotoğraf değerlendirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oralardan fotoğraf gönderebilirsiniz, fotoğraf paylaşabilirsiniz. Biz de keyifle değerlendirebiliyoruz. Çok teşekkürler Volkan Bey, sağ olun. Sağ olun Gonca Hanım. Evet, Cüneyt Şencan'ın bir fotoğrafı. Özellikle sol taraftaki bulutun dönme hareketiyle oluşturduğu atmosferi, ortada ve sağa doğru devam eden ışıkların da düştüğü bulutlarla görüntünün güçlendirildiği bir fotoğrafa bakıyoruz. Alt taraftaki konu daha zayıf tabii ki ama onu bizi çok rahatsız etmediği sürece kafaya takmamaya çalıştım bu hafta. Çünkü ana konumuz bulutlar olduğu için bulutların güçlü gösterildiği fotoğrafları arıyoruz. O nedenle de bunu burada paylaşmak istedim. Evet, sevgili Zeki Uzun'un Yoldan İzler hesabıyla paylaştığı fotoğraflardan buraya 4-5 tane aldım yanılmıyorsam. Birçok yayında Zeki'den bahsettim. Zeki uzun yıllardır seyahatlerini bizimle paylaşan bir dostumuz. Dünyanın farklı yerlerine gidip geliyor. Türkiye'nin farklı yerlerine gidip geliyor.
Zaman zaman bizim orada da gösteriler, söyleşiler yapıyor. Hesabını da takip etmenizi öneririm. Çok keyifli çalışmaları var. Herhangi bir yerde de bir etkinlik gerçekleştirirse de kaçırmayın. Çok keyifle gezen ve bunu keyifle anlatan, fotoğraflayan dostlarımızdan biri. Evet, burada bir Kapadokya, Uçhisar'a doğru bakıyoruz. Göreme üzerinden bir fotoğraf var. Oldukça güçlü atmosferi olan bir fotoğraf. Bir başka fotoğrafında sadece gökyüzü, bulutlar ve yansıması. Bir başka fotoğrafta yine bu sefer yansıma, gökyüzü ve daha çok insanla. Yukarıda da işte böyle oradan geçen başka, ne diyorlar onun adına? Paraşüt diyeceğim ben ama değil tabii yani, öyle bir şey herhalde. Ve bir başka da uzun pozlama. Farklı fotoğraf tekniklerini de ve konularını da çalışan dostlarımızdan biri. Zeki'nin bu işlerini oldukça başarılı bulduğumu söylemeliyim. Tebrik ediyorum kendisini. Evet, Bilgin Ataç'ın bir fotoğrafına bakıyoruz. Hatırlarsanız ilk, yanılmıyorsam ikinci, üçüncü fotoğrafta Feridun Bey'in bir fotoğrafı vardı, siyah beyaz ve daha iyi bir siyah beyaz dönüştürmeyle o bulutlar güçlü görünür demiştim. Bakın, benzer bir bulut grubunda bu sefer renkli olduğu için etkisi çok güçlü hale gelmiş. Alt taraf biraz fazla, daha az karanlık alan kalabilir ama bulutların gücü zaten ağırlıklı olarak bizi oraya doğru çekiyor. O açıdan oldukça başarılı fotoğraflardan bir tanesi diyebilirim. Evet, Joyful 30, Neşe Aksay Ergün'ün birkaç haftadır çalışmalarını keyifle paylaştığımız dostlarımızdan bir tanesi. Klasik bir İstanbul görüntüsünde. Yani Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü anlamında söylüyorum. Güçlü atmosferin olduğu bir an, fotoğraf makinesiyle nasıl derler, görev başında olmasının çok doğru bir fotoğrafik yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Hem Kız Kulesi üzerindeki ışığın hem bulutlardaki ışığın fotoğraf için gayet uygun ve başarılı kullanıldığını söyleyebilirim. Sevgili Derya Yazar'ın çok yine sıkı işlerinden birkaç örnek olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Burada güçlü bulutlarla özellikle kişilerden fotoğrafın diğer köşesine doğru bizi götüren ya da fotoğrafın bir köşesinden bizi kişilere doğru ulaştıran güçlü bir grafik yapı da var. Dolayısıyla burada sizlerle paylaşmak istediğim bir fotoğraf oldu. Yine benzer mantıkta, yine bir kişi, yine güçlü bulutların olduğu bir fotoğraf. Derya Yazar'ın Instagram hesabını mutlak takip edin. Kapadokya tarafında çok güçlü fotoğrafları olan, yine insanlarla ilgili çok başarılı çalışmaları olan sıkı fotoğrafçı dostlardan biri kendisi. Burada da mesela yine bir Kapadokya fotoğrafını görüyoruz. Yine ışığın ve bulutların güçlü olduğu bir anda makinesiyle orada hazır olan fotoğrafçı hikayeyi çözüyor diye düşünüyorum. Alt çizgi, alt çizgi ve Berfu Arkitekt. Şimdi nickler ve isimler böyle olunca ben de tabii nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ancak gördüğüm kadarıyla ve paylaşıldığı kadarıyla söyleyebiliyorum. Ne diyelim, Berfu'nun bir fotoğrafına bakıyoruz. Yine ışığın oldukça keyifli olduğu, yine bulutların güçlü atmosfer yarattığı ve silüet lekenin de hikayeyi tamamladığı başarılı işlerden, temiz işlerden bir tanesi diyebilirim. Sevgili Necmiye Güneylioğlu Günat'a Alanya civarına giden fotoğrafçılar olursa Necmiye Hanım'ı arasın, mutlak yardımcı oluyor, destek oluyor birçok hikaye. Orada Alanya Fotoğraf Derneği'nde de etkin çalışan isimlerden bir tanesi. Bulutları çok güçlü kullandı. Aşağıda çok minimal bir öğeyle hikayeyi tamamladı. Başarılı işlerinden biri diyebilirim. Sevgili Alev Tanrı Korur'un bir fotoğrafı. Hem fotoğrafın sağ alt köşesinden girip bizi yürüyen kişilere ulaştıran çizginin grafiği. Hem bu çizginin sol altında kalan mavilikle sağ üstünde kalan bölümün yarattığı kontrast. Hem orada yürüyen insanların arka planlı olan kontrastını oldukça başarılı bulduğumu söylemem gereken bir fotoğraf. Keşke o iki kişi de birbirinden ayrı olsaydı.
O zaman biraz daha da güçlü bir an olabilirdi diye düşündüğüm bir fotoğraf. Evet, Deniz Kızılkanat herhalde. Yine bir yansıma fotoğrafı, yine yukarıyla aşağının çok dengeli, güzel kullanıldığı bir fotoğraf. Yine Photoshop ve benzeri işçiliğin iyi olması gereken fotoğraflardan bir tanesi. Bu tarz fotoğraflarda artık o renkleri, kontrastı, canlılığı fotoğrafçının mutlaka sağlaması gerekiyor. Hep konuşuyoruz. Dijitalle çalıştığımız zaman Photoshop ve benzeri uygulamalar, programlar kaçınılmaz. Dijital makinelerin kayıt sisteminden kaynaklı bir durum bu. Görüntünün daha kaliteli hale getirilmesi gerekiyor. Onun için de o işçiliğin çok temiz yapılması gerekiyor. Hadi reklam bölümüne geçmiş olayım. Murat Hoca'nın işte Photoshop giriş, Photoshop ileri, RAW işleme, efendim Lightroom'la fotoğraf işleme, siyah beyaz çevrim, bu tarz atölyeleri işte bu hedeflere yönelik atölyeler. Ben özellikle RAW işleme ve Lightroom'u öncelikli olarak herkese öneriyorum. Daha sonra yaptığınız çalışmalara göre de işte Photoshop içerisinde ilerlemek mümkün ya da direkt siyah beyaz çevirimle de mevzuya dahil olmak mümkün. Hatice Hanım, sanıyorum yanılmıyorsam yine bulutların güçlü oldu. Aşağıda ana konuların ilgi merkezi olacak kişilerin olduğu bir fotoğraf. Bu alt taraf biraz fazla karışık gibi geliyor bana. Yani sol altta bir grafik çizgi var. Orada kişiler var. Ama onların solunda başka bir şey var. Sağ altta bir gölge var. Sağ yukarı doğru çıkan bir tepe var. Sol yukarı çıkan bir tepe var. Alt taraf fazla kalabalıklaşıyor. Böyle olduğu zaman göz burada çok uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Sonra çok güzel bir gökyüzü var. Gökyüzüne az gücümüz kalıyor. Dolayısıyla da ya da gökyüzüne çok güçlü bakarsak bu sefer aşağıyı çok detaylı anlamlandıramıyoruz. O nedenle de kompozisyonun biraz daha toparlanmasının bu fotoğrafın etkisini, gücünü, başarısını çok arttıracağını düşünüyorum. Hülya Mutlu'nun bir fotoğrafı. Yine atmosferin çok güzel olduğu bir ortam ama işçiliğin yine zayıf kaldı. Yani o gökyüzünün bu bulutlar varken mutlaka ve mutlaka çok çok daha güçlü olarak gösterilmesi lazım bize. Yoksa fotoğrafın kompozisyonunun ya da yerleştirmesinin, atmosferinin hiçbir derdi yok. Ama görüntünün daha güçlü olmaya ihtiyacı var. Hüseyin Salış'ın yanılmıyorsam iki fotoğrafını aldım. Belki üç fotoğrafını aldım buraya. Mesela bu çok güçlü bir yansıma ve güçlü bir an fotoğrafı olmuş. Gönül isterdi ki o bisikletli arkadaş şöyle bir teker daha geride olsun. Yani ağaçtan birazcık uzaklaşabilsin, o turuncu alana biraz daha girebilsin. O zaman hani derler ya tadından yenmez bir fotoğraf olacaktı bu. Bu haliyle biraz karışıklığa çeyrek var. Burada yine uzun pozlamayla elde edilmiş bir etki var. Yine bir aşağıda ana konu var ve çok derli toplu toparlanmış fotoğraflardan biri yine Hüseyin Salış'ın bir fotoğrafı. Salış'ın bir fotoğrafı. Bu da üçüncü fotoğrafı İzmir'de Saat Kulesi'nin orada. Arkadaki gökyüzünün rengi, bulutların varlığı iyi fakat yine biraz önce söylediğim şeyleri ufaktan bir hatırlatacağım. Ön tarafta daha iyi bir işçilik lazım. Yani arka tarafın renkleri falan oturuyor ama ön taraf iki arada bir derede kalıyor. Bu fotoğraf biraz daha iyi işlenerek çok daha başarılı olabilir diye düşünüyorum. Sevgili Kemalettin Kök'ün Ankara'dan dostumuz, seyahatlere, gezilere birlikte gittiğimiz dostlarımızdan biri. Gökyüzünü çok etkili kullandığı bir Anıtkabir fotoğrafı, yani oradaki bulutların varlığı, konuyu çok daha güçlü, çok daha başarılı bir atmosferle algılamamızı sağlıyor. Sevgili Kemalettin'i de tebrik ediyorum. Emir Bağcı, iyi akşamlar. Şimdi yorumunuzu okudum, iyi akşamlar diye tam da sizin fotoğraflara geldik. Bu benim çok hoşuma giden işlerden bir tanesi oldu. Çünkü direkt aslında o bulutları görmüyoruz ama onların gölgelerini görebiliyoruz. Bence çok başarılı bir fotoğrafçı bakışı bu, fotoğrafçı gözü. Yani oradaki konuyu görerek
aha burada işte fotoğraf var diyerek makineye sarılmak bence işi bitiren nokta diye düşünüyorum. Bu fotoğrafta da yine gökyüzünün çok güçlü olduğunu, aşağıdaki konuların da etkileyici olduğunu düşünüyorum. Aşağıda detay görebilmek için biraz açılmış herhalde daha sonradan post prodüksiyonla. Bu da gökyüzünün etkisini biraz zayıflatmış. Biraz daha lokal uygulamalarla daha güçlü hale getirilebilir diye düşündüğüm fotoğraflardan biri. Ama bu hali de özellikle ufka yakın yerde yürüyen kişiyle oldukça nasıl derler böyle bir şeyler anlatan bir fotoğraf olmuş diyebilirim. Sevgili Zehra Altuntaş'ın bu fotoğrafı yine çok hoşuma gitti. Siyah beyaz tonlarının da çok güçlü olduğu, yerleştirmenin de güçlü olduğu. Sağ üst köşedeki bulutların fotoğrafa ayrı bir hava kattığını söyleyebileceğim başarılı işlerden biri. Bahar Tunç'un bir fotoğrafına bakıyoruz. Gökyüzü yine oldukça güçlü fotoğraflardan bir tanesi. Kuş yine gayet güzel. Dalga kıran tamam. Gemi, tanker neyse. Peki alt taraf biraz fazla. Bu tarz fotoğraflarda hazır böyle bir gökyüzünü yakalamışken ve aşağıda da bir konu yokken makineyi biraz eğerek yukarıya doğru bakarak kullanmak o etkiyi çok arttıracak. Düz bakıştan daha farklı bir şeye ulaştıracak. Dolayısıyla daha etkileyici olacaktır diye düşündüğüm bir fotoğraf bu. Evet, Cengiz Çetiner'in bir fotoğrafı. Biraz önce birkaç fotoğrafa söylediğim hikayenin aynısı aslında. Yani aşağısıyla yukarısının ayrı ayrı işlenmesi ve daha güçlü hale getirilmesi gereken fotoğraflardan biri diye düşünüyorum. Evet, sevgili Mecnun Korkmaz'ın bir fotoğrafına bakıyoruz. Yine biraz önce gördüğümüz bir fotoğrafı da andırıyor aslında. Yine gökyüzünde çok güçlü bulutlar var, ışık var. Pat oradan bir uçak geçiyor ve fotoğrafçı tak makineyi kaldırıp o görüntüyü kaydediyor. O manada güçlü işlerden biri. Estağfurullah Derya Hanım. Yani ben işleri güçlü olan dostların çalışmalarını paylaşmaktan ve onları dile getirmekten çok büyük keyif alıyorum. Sizin işlerinizi de o manada takip etmeyi çok seviyorum. Ali abi merhaba, Asude Hanım merhaba. Hoş geldiniz yayına. Evet, sevgili Celal Erdem'in birkaç fotoğrafına yer verdim bu değerlendirmede de. Biliyorsunuz hemen hemen bu Instagram paylaşımlarına başlayalı 5. ayımıza girdik herhalde. Sevgili Celal Erdem neredeyse her hafta bize bu paylaşımlarıyla destek oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Oldukça güçlü fotoğrafları olan sıkı fotoğrafçılardan biri kendisi. Burada da mesela bulutlarla işte o parapantla ya da paragliding'le oradan geçen kişiyle güçlü ilgi merkeziyle başarılı çalışmalarından bir tanesi. Bu çok hoşuma giden işlerinden bir tanesi Celal Erdem'in. Yanılmıyorsam Instagram'daki de profil fotoğrafı aynı zamanda. Yani çok zeki bir fotoğraf. Tebrik ediyorum. Çok hoşuma giden işlerden bir tanesi bu. Bu da bütün atmosferiyle falan çok güçlü etki yaratan. Demin bir ara söyledim ya yani bu tarz görüntülerden daha çok bekliyordum falan diye. Tam o hikaye aşağıda sisiyle, bulutuyla, dumanıyla, yukarıda bulutuyla falan güçlü atmosfer oluşturan fotoğraflardan bir tanesi. Hakime Küçük'ün yine yansıma, gökyüzü, renk, oradaki ana konu yerleşimiyle bayağı etkili işlerinden bir tanesi. Sanki ön tarafa, özellikle sağ tarafa biraz lokal biraz müdahale yapılsa ve renkler, ışık daha canlı hale getirilse bizi daha fazla etkileyebilecek işlerden biri diye düşünüyorum. Şu atmosferi bulmuşken buradan izleyiciyi çarpan görüntüyü çıkartmak lazım artık. Hakime Küçük'ün çok zeki fotoğraflarından biri diye düşünüyorum. Çünkü pencerede yansıyan bulutları
o pencereden bakan bir çocukla bir araya getirmek, o yansımayı görerek makineye uzanmak bence çok fotoğrafçı işi. Tebrik ediyorum. Burada da mesela arka tarafta muhtemel yağmur falan yağıyor. Onun içinde zaten hem gökkuşağı var hem de bulutların iniyormuş gibi bir görüntüsü var. Tabii ki böyle bir fotoğrafta ışığın çok güçlü olmasını beklemiyoruz. Sonuçta o yağmur ve bulutlar zaten ışığı kesecek olan şey. Her ne kadar arka tarafta bir ışık geliyor olsa bile onun için ön tarafın daha güçlendirilmesi gerekiyor. Köprünün olduğu yerinde daha canlı hale getirilmesi bu fotoğrafın etkisini 2'ye, 3'e, 5'e falan katlayacak. Çok daha başarılı olacak diye düşünüyorum. Evet, Defne Bay, Defne Adası. Hep aynı şeyi yaşıyoruz. Defne herhalde isim diye konuşuyoruz. Gökyüzünün güçlü atmosferi nedeniyle alt bölümden aşağıdan bayağı bir vazgeçilmesi bence fotoğrafın doğrusu. Böylece fotoğrafçı bize diyor ki aşağıda bakacağınız bir şey yok, bulutlara bakın. O açıdan oldukça doğru bir fotoğraf diye düşünüyorum. Aylin Karatepe Tugriçeri, Aylin Karatepe Foto hesabıyla bu fotoğrafı paylaşmış dostumuz. Tahmin ediyorum herkes ne söyleyeceğimi 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Kompozisyon, yerleştirme, oradaki iki kişinin varlığı, bulutlar, bunların hepsi fotoğrafın doğru ve güçlü tarafları. Zayıf tarafı bize sunulmuş hali. Yani aşırı gri olması ve daha güçlü kontrastlarla vurguların yapılmamış olması bu temiz ve güçlü kompozisyonu zayıflatıyor. Benim bütün derdim bu yorumları yaparken fotoğrafların daha güçlü nasıl olabileceğine dair birkaç kelam etmek. Dolayısıyla bu fotoğrafta da yine güçlü bir siyah beyaz çevrimin etkiyi çok değiştireceğini düşünüyorum. Mesela bakın Sedef Bilgin Kalay, Sedef Bilgin Kalay da çalışmalarını çok beğendiğim ve hemen hemen her hafta birkaç işini paylaştığımız fotoğrafçı dostlardan biri. Bu fotoğrafta da mesela o bulutların biraz parlayan, biraz karanlıkta kalan yerleri, denizin suyun üstündeki parıltılı yerler ve yine karanlık bir üçgen falan bir önceki fotoğraftaki gri tonlar yerine böyle siyah lekeler, beyaz alanlar, gri alanlar çok zengin tonlar görünce ki bu bile daha iyi hale getirilebilir. Hava bir anda değişiyor fotoğrafta. Onun için hani siyah beyazın daha iyi yapılması gerektiğini hep demiyorum. Burada da yine Sedef Bilgin Kalay'ın biraz önce Defne Bay içinde söylemiştim. Yani fotoğrafçı aşağıya bakmayın, hikaye yukarıda kadrajlarından bir tanesi. Böyle 1/5 hatta neredeyse 1/7'ye yakın bir oranda geçen ufuk hattı ve fotoğrafın yükünü gökyüzüne bırakma söz konusu. Bu Sedef Bilgin Kalay'ın biraz böyle nasıl diyelim sokak fotoğrafçılığı tarzını da andıran işlerinden biri. Oradaki kişiye bayağı yaklaşarak çektiği bir fotoğraf ama aynı zamanda hem arkadaki vapuru hem de gökyüzündeki atmosferi kovaladığı işlerden biri diye düşünüyorum. Böyle hayatın içinden bir an olarak da güçlü bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Burada da bakın daha iyi bir kontrast ve daha güçlü bir işçilik fotoğrafı daha etkileyici yapabilir diye düşünüyorum. Ama fotoğrafın içindeki 3 grubun yani sağdaki bir çift, ortada telefonla herhalde selfie çeken biri, solda da telefonla konuşan birinin 3 ayrı dünya yaşıyor olması yine o sokak fotoğrafçılığı gözünü andırıyor. O nedenle burada paylaşmak istedim ki bulutlar daha iyi bir işçilikle, daha yüksek kontrastla mesela daha etkileyici olabilir bu fotoğrafta. Sevgili Ufuk Marmara'nın yine bir yansıma fotoğrafı. Yine daha güçlü bir işçiliği, daha güçlü bir kontrastı ve rengi hak eden bir fotoğraf. Muhtemeldir bu fotoğrafın, böyle konuşmayı sevmiyorum ama çekim zamanı yanlış.
Şimdi bunu tabii çekilmiş, bitmiş bir fotoğraf için söylemek ne kadar rahat. Ya bu fotoğrafı sabah ışığıyla, ya bu fotoğrafı akşam ışığıyla çeksen çok acayip olur falan diye konuşmak çok kolay. Ya sabah böyle bulut yoktu, akşam böyle bulut olmadı. Bir tek bu öğlen saatinde oldu diyebilir fotoğrafçı. Ama işte izleyici olarak da öyle bir rahatlığımız var. Abi akşam ışığı olsa daha iyi olur falan diyebiliyoruz. O nedenle de diyorum işçiliği biraz daha iyi olursa, yani Photoshop ya da Lightroom kaçınılmaz bir noktası dijital fotoğrafın. Bunu mesela biraz kontrastını arttırıp, biraz tonları zenginleştirip daha güçlü bir hale getirmek mümkündür diye düşünüyorum. Yoksa ben böyle işçiliği daha iyi olsun, bilmem ne Photoshop işçiliği daha iyi olsun dediğim zaman ne olur kimse şunu anlamasın ki çektiğim fotoğraflardan, kendi işlerimden, yazdığım kitaplardan ve bu yayınlarda ve derslerde anlatımlarımdan herkes biliyor. Ben Photoshop'u ne bilirim çok iyi, ne yaparım fotoğraflarımda. Sadece böyle hani o kontrastın, tonların zenginleştirilmesi anlamında söylüyorum. Çünkü güçlü fotoğrafların güçlü sunulması gerektiğine inanıyorum. Ayça Şahin'in bu fotoğrafında mesela tonların daha güçlü olması, aşağıdaki renklerin, mavinin biraz abartılı bir mavi ama güçlü olması atmosferi bir anda değiştiriyor. Daha sisli puslu bir görüntü olsa bu fotoğraf güçlü görünmezdi, etkileyici görünmezdi. Ama Ayça da birlikte birkaç aylık atölye yaptığımız, birlikte sergi açtığımız dostlardan biri. Onun bu çalışması da mesela o renkleriyle, canlılığıyla gayet başarılı diye düşünüyorum. Emine Kurt'un bu fotoğrafında da bakın gri çok baskın, biraz daha kontrastlı bir siyah beyaz daha etkili olabilir ama bulutların yarattığı atmosfer çok güçlü. O nedenle burada sizlerle paylaşmak istedim. Çekim anı da oldukça doğru, yani adımlar atılıyor. Bir tanesi biraz daha atılsa daha iyi olur. Ama hem bakış yüksekliğiyle hem an itibariyle güçlü bir görüntü. Bu fotoğrafın atmosferini daha çok sevdim ama onu söyleyebilirim. Yani hem bulutların üzerindeki o dramatik yapı hem de vapurun üzerindeki ışık bence işin güzel tarafı. Daha canlı bir ışık daha güzel olurdu diyerek yine aynı hainliği yapmış olayım. Hani nasıl olsa izleyicinin rahatlığı var dedim ya, o rahatlığımı kullanmaya devam edeyim. Evet, sevgili Sevgi Mersin'in yine bir yansıma ve bulutların getirdiği atmosferle oluşturduğu görüntü. Daha yukarı doğru bakılsa biraz daha gökyüzünün etkisi artar, daha güçlü olabilir. Bir de sağdaki adamın üzerinde biraz fazla işçilik var. Adamın etrafı çok açılmış. Tahmin ediyorum daha koyuymuş. Oraya lokal bir dokunulmuş biraz. Adamın etrafında bir hare oluşmuş. Bu kadar abartmamak lazım. Tahmin ediyorum tam orta alan çok güçlü ışık olduğu için gökyüzü, makine orayı dikkate alarak ölçtüğünde sağ taraf biraz karanlıkta kalmış. Burada böyle ufak yer değişiklikleri, ufak yükseklik değişiklikleri daha etkili sonuçlara yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Sevgili Enis Öncüoğlu da bir bulutların getirdiği atmosferi görünce ve yansımalarını görünce hemen makineyle onu kaydetme becerisini gösteren dostlarımızdan biri olmuş. Burada da dediğim gibi daha iyi ışık, sanki biraz ışık gitmiş bulutların arkasına kalınca daha iyi bir ışık, daha güçlü fotoğraf elde etmeyi sağlayacakmış. Nesrin Öztürk'ün bir yine yansıma fotoğrafı. Sol tarafta temiz bir açılıyor yansıma. Sağ tarafta herhalde çer çöp bir şeyler falan var. Dolayısıyla o yansımanın biraz bozulduğu bir nokta olmuş. Ama yine de bize bulutların yarattığı atmosferi aktardığını düşündüğüm fotoğraflardan biri. Teşekkürler Kenan Bey. Sinan Bey eyvallah. Yok yani makine üzerinde yapıyorsunuz deyince şimdi yanlış anlaşılmasın. Yani işte JPEG dosyalar için biraz beyaz ayarına, biraz kontrasta, biraz şeyi söyleyin, pozlamaya dikkat etmeye çalışıyorum ben kişisel olarak. Bir de bazı durumlarda şöyle bir hani artistliği de yapalım. Olympus makinelerde işte dramatik ton filtresi var. Siyah beyaz filtresi var falan.
onu ayarlayıp daha çekim anında ha bu da böyle olacak diye görme şansına sahip oluyoruz. Ama çok dikkatli çektiğimi söyleyebilirim ışık konusunda özellikle. Evet, Nesin Öztürk'ün bu fotoğrafı çok hoşuma gitti. Yani reklam filmi gibi, reklam çek fotoğrafı gibi olmuş. Hem böyle yanılmıyorsam bir araç bu. O aracın üstündeki kişi, gökyüzüne uzanması, o bulutlar. Ama o yansıma alanında alt tarafta o bulutların tekrarlanması bence bu fotoğrafı çok güçlü örneklerden biri haline getiriyor diye düşünüyorum. Yine bir uzun pozlama sevgili Eser Göçmez'in, o da çalışmalarıyla bu değerlendirmeleri çok zenginleştiren isimlerden biri. Kendisine yine teşekkür ediyorum buradan da. Uzun pozlama ile hem dalgaların aşağıda denizin, gölün her neyse onun üzerinde oluşan etki. Ama bizim konumuz itibariyle bulutların hareketlenmesi bence mevzuyu güçlü yapmış. Meltem Çavuşoğlu'nun yanılmıyorsam birkaç fotoğrafı var burada. Yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi. Burada bulutların varlığı çok güçlü. Kişi de tabii ki ilgi merkezi oluşturma anlamında önemli. Ama buradaki atmosferi daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Burada işte fotoğrafçının biraz bakış yüksekliğini değiştirip o kişiyi arkadaki bulutların tepelerin üstüne düşürmesi lazım bence. O zaman etki çok daha güçlü olacak. Tabii o zaman da yine izleyici rahatlığıyla söylüyorum. Diyeceğiz ki keşke o kişi kırmızı giyseydi, iyice öne çıksaydı falan. Hani izleyicinin o şımarıklığı bitmez. Öyle olsaydı da derdi ki kırmızı giymiş güzel de bu taraf bilmem ne. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ama bu atmosfer gayet başarılı. Yine Meltem Çavuşoğlu'nun bu fotoğrafında gökyüzündeki bulutların şekilleri hoşuma gitti. Yani sanki böyle o bonus kafalı ressam vardı ya, Bob neydi? Onun hani buraya da mutlu bir bulut çizeyim diye sanki böyle spatula'ya tık 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 atmış yukarı doğru gibi. Ama aşağıdaki karlı alanın da atmosferinin çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Burada da yine klasik bir İstanbul görüntüsünde bulut, Galata Kulesi, kuş hepsi bir arada gayet dengeli bir kompozisyonda yerleştirilmiş. Bu tarz fotoğraflarda ben takığım biraz. Işığın kesin daha yumuşak olmasını bekliyorum. Bu kötü bir ışık değil ama çok beyaz bir ışık gibi geliyor bana. Hazır klasik görüntüyü yakalamışken daha güçlü ışıklarda olmasını daha iyi buluyorum. O anlamda söyledim. Sevgili Necla Özarslan'ın bir fotoğrafı. Yine gökyüzünde bulutların getirdiği atmosferin çok başarılı olduğu. Aşağıda da mümkün mertebe sadeleştirilmiş, sade bırakılmış bir kompozisyonla sanki ışığın da çok güçlü olmaması, daha sıcak bir renk olmaması böyle fırtına öncesi sessizlik fotoğrafı gibi olmuş biraz. Oğuz Nuray 95, Nuray Hanım'ın yine klasik bir İstanbul'a bakış fotoğrafı. Bulutlar genellikle İstanbul'un böyle belli noktalarında o klasik görüntüleri çok zengin hale getirebiliyor. Yanılmıyorsam Süleymaniye'nin arka terasından çekilen bir fotoğraf bu. Orada bulutlar olduğu zaman böyle Halic'in ve Boğaz'ın üstünde çok keyifli olabiliyor görüntü burada olduğu gibi. Bu yine daha önce gördüğümüz bir fotoğrafın havasında yine bulutların çok güçlü olduğu, yansımanın çok başarılı olduğu, aynı zamanda yansımanın başarılı olduğu yerde ana konu olan ve görsel olarak çok güçlü bir öğe olarak kullandığımız bisikletin de olması bence fotoğrafı gayet başarılı yapıyor. Tebrik ediyorum Nuray Hanım'ı da. Sevgili Serpil Aybirdi'nin bir fotoğrafı, bir kurgu fotoğraf anladığım kadarıyla. Yine bulutlar, yine yansıma, yine farklı bir bisiklet, yine bir kıyafet özel giyilmiş, güzel. Şu bisikletle o modeli ayırmak lazım bir şekilde. Bakış açısıyla ya da ya sen biraz geride dur, biraz önde dur, biraz biz yandan bakalım falan diyerek bisikletin o büyük ve küçük tekerleğini modelden ayırdık mı fotoğraf olacak. Bir direkten dönme durumu söz konusu. Zetabel Mine Bal dostumuzun bir fotoğrafı. Yine bir yansıma fotoğrafı.
Dolayısıyla hem yansıman hem ana konunun güçlü gösterilmesi anlamında doğru bir örnek diyebilirim. Bob Ross, evet, bravo Sinan Bey. Aygül Hanım, Andy Warhol yapmayın, gözünüzü seveyim. Pop Art'ın en önemli insanını Bob Ross'la karıştırmayalım. Evet, yine Mine Bal'ın bir fotoğrafı. Yine gökyüzünün, atmosferin çok güçlü olduğu. Biraz önce bir fotoğraf için hani fırtına öncesi sessizlik gibi demiştim. Burada da yine denizin üstündeki renkle gökyüzünün o atmosferi oluşturduğu bir fotoğraf. Başlarda söylemiştim, gün batımlarında böyle bulutların arasında kalan güneş fotoğraflarını acaba gün batımı mı yoksa bulut mu diye konuşsak diye. Sonra da o atmosferi sağlayan şeyin o bulutlar olduğunu kabul ederek tamam demiştim. Bu da onlardan bir örnek diyebilirim. Biraz nasıl söylesem o dramatik yapının çok baskın olduğu görüntülerden biri ama güçlü bir atmosferi var Semra Akçelik'in bu fotoğrafında. Lale Altınbaş'ın yine gökyüzü, yine yansıma. Bulutlar çok güçlü değil. Işık idare eder ama bakın yani o bulutlar, o ışık, o yansıma, o tekne bir araya geldi mi ortalamanın bayağı üstünde bir fotoğraf oluşturabiliyor. Şunun için söylüyorum bunu. Kullanılan ekipman, efendime söyleyeyim, bulunan ortam, çektiğiniz konu, bunlar çok acayip olmayabilir. Sizin bunları bir araya getirip en verimli şekilde kullanmanız iyi fotoğraf oluşturur ama. Dolayısıyla da o sahip olunan koşulları güçlü değerlendirmek önemlidir. Bu ona dair örneklerden biri diye söyleyebilirim. Mine Toz'un bir fotoğrafı, Fener Rum Lisesi'nin üzerinde böyle pamuk pamuk olmuş bulutlar. İyi kotarılmış bir fotoğraf. Oldukça büyük bir yapı olduğu için kadraja sığdırmak da zor. İşte altına girip böyle bir geniş açıyla bakılmış. O açıdan iyi toparlanmış diyebilirim. Evet, Nurhan Zengin'in bir fotoğrafına bakıyoruz. Yine gökyüzündeki rengin çok başarılı olduğunu söyleyebileceğimiz, bulutların atmosferinin fotoğrafın etkisini arttırdığını düşünebileceğimiz bir fotoğraf. Alt taraf biraz zayıf. Yani oradaki çalılar, malılar o kadar güçlü konu oluşturmuyor. Belki biraz daha eğilip onları bulutların üstüne düşürüp silüet yapmak mı iyi olurdu? Orada bir denemek lazım diye düşündüğüm fotoğraflardan biri oldu bu. Selef 99 alt çizgi Sema Demirel Semiz'in bir fotoğrafına bakıyoruz. Yine birkaç fotoğrafı vardı yanılmıyorsam Sema Hanım'ın. Benzer yerde çekilmiş, birbirine benzer karelerdi. Onlar arasından en temiz olanını buraya aldım yanlış hatırlamıyorsam. Yürüyen insanın şu soldaki ışıklı yerde olması ve dikey bir kadrajla bunun fotoğraflanması bence fotoğrafı daha etkili hale getirebilecekti. Sağa doğru gittikçe görüntü, sağa doğru açıldıkça etkisi biraz zayıflıyor. Işık azaldığı için o bölgelerde. Yoksa atmosferin güçlü olduğu noktalardan biriymiş. Benim alt çizgi, alt çizgi, objektifim alt çizgi. Niki ile paylaşan dostumuzun fotoğrafı. Aşağıda bir alan üzerinde birkaç yapı var yanılmıyorsam. Yukarıda bulutların oluşturduğu bir kompozisyon. Sade, temiz, direkt bir anlatım. O açıdan paylaşmak istedim sizlerle. Hanife Yalçın'ın birkaç fotoğrafı var. Hanife Yalçın'ın iki hesabı var yanılmıyorsam. Doğru hatırlıyorum herhalde, değil mi? Bir tanesi B&W, yani Black and White herhalde, siyah beyaz işlerin. Bir de renkli işlerin olduğu hesap. Her iki hesapta da çok başarılı fotoğraflar var. Hanife Hanım da sağ olsun her hafta bizlerle paylaşıyor. Bu etkinliğimize destek vermiş oluyor. Burada o ağaçların arasından açılan gökyüzü var. Ve üst tarafta sanki o ağaçları örten bir bulut yapısı çok keyifli olmuş. Biraz Kayseri Sindelik'teki ağaçları hatırlattı bana. Orası mı acaba?
Bizim de orada çektiğimiz böyle bir ağaçlar var. Evet, burada da yine gökyüzünün dramatik yapısı oldukça güçlü. Aşağıda bir kişi var. Bu fotoğrafı görünce iki şeyden birini yapsak daha mı iyi olurdu diye düşündüm açıkçası. A, o kişinin daha uzakta olması ve o büyük atmosferin içerisinde küçük bir öğe olarak kalması. B, kişinin daha yakın olması ve sanki onun omuzundan hemen bakıyormuşuz gibi olması. İkisinden birinin sanki daha fotoğrafik, hatta sinematografik bir anlatım olabileceğini düşündüm. Bu biraz ikisinin arasında kalmış bir görüntü gibi geldi. Atmosferi çok güçlü, onu söyleyebilirim ama. Bu fotoğrafın da atmosferini çok beğendim. Hele o duvarın üstünde oturan iki kişi falan bence güzel ama oraya biraz daha ışık lazımmış. Yoksa hem denizin orası hem bulutların olduğu alan gayet iyi. Sevgili Kumral Kepkep'in bu fotoğrafında bulutların yerleşimi falan çok başarılı. Yani alt tarafta ışığın tabii ki güçlü olmaması sonucunu doğuruyor bu güneşi kapattığı için. Ama bulutların kadrajdaki kapladığı alan bence çok doğru. Demin birkaç fotoğraf için ya böyle bulut varsa makineyi şöyle eğip yukarı bakmak daha iyi olur demiştim ya. Tam onun karşılığı bu işte. Yukarı doğru bakıp o bulutları olabilecek en güçlü hale getirmiş Kumral Hanım. Tebrik ediyorum. Kumral Hanım'ın da web sitemizde yanılmıyorsam 2 ya da 3 tane portfolyosu var. Çok başarılı işler. Onlara da bakmanızı henüz görmediyseniz hararetle tavsiye ederim. Burada da yine benzer bir mantık. Bulutları görünce hemen makine yukarı doğru eğilmiş ve fotoğrafın zaten %80'i fotoğrafçının verdiği bu kararla tamamlanıyor. Ondan sonra kuşun gelmesi fotoğrafçıya verilen bir şans oluyor. Sevgili Sinan Aya'nın bir fotoğrafı. Bu da bayağı bir film sahnesi gibi olmuş. Tebrik ediyorum. Yani hani filmlerde oluyor ya böyle felaket filmlerinde arkadan bulutlar geliyor, fırtına geliyor, ne bileyim sel geliyor, bir şey geliyor falan ve şehri yerle bir ediyor. Tam o havada bir görüntü olmuş. Yani şehrin üstüne bir felaket yaklaşıyor fotoğrafı olmuş. Fotoğrafçının bunu görüp deklanşöre basması bence büyük beceri. Evet, Galeri Skies, Ayşegül Hanım'ın bir fotoğrafı. Bu fotoğrafta da işte düşünmüştüm ama o güneşi öyle görmemizi sağlayan bulutların varlığı diyerek kabul ettim. Bence güçlü atmosferi olan görüntülerden bir tanesi de o. Elif'i Uludeveci'nin 1 ya da 2 fotoğrafı var burada. Yine gökyüzünün rengi, bulutların varlığı ve boş kalacak alanlarda kişilerin olması ve bu kişilerin birbirinden ayrı olup fotoğrafa da böyle bir hikaye vari anlam eklemesi bence fotoğrafın keyifli taraflarından. Yine gökyüzüne bakan bir fotoğrafçının karşılığını aldığı bulutların fonunda yine paragliding, parapantçının kaydedildiği temiz bir fotoğraf. Sevgili Faruk Konyalı'nın yine ND filtre uzun pozlamayla elde etti. Birkaç fotoğrafı vardı. Onlardan bunu paylaşmak istedim. Çünkü öndeki kayıya olan yaklaşım, yani fotoğrafçının mesafe olarak yaklaşımından bahsediyorum. Kullanılan objektifin hakkını vererek yaklaşımı. Yukarıda gökyüzünde anlamı tamamlayacak ve görselliği zenginleştirecek bulutların girmesini sağlayacak açıyla bakılması. Yine ND filtreyle, yani bir teknik bilgiyi de kullanarak bu çok sıradan durağan görüntüyü fotoğrafik hale dönüştürmesi anlamında başarılı örneklerden biri diye sizlerle paylaşmak istediğim bir fotoğraf oldu. Şerife Cengiz'in bir fotoğrafı. Yine üst tarafta böyle Olympus'un dramatik tonlamasını hatırlatan bir görsel etki var. Ama bulutların varlığı hikayeyi toparlamaya yetiyor diye düşünüyorum. Alt tarafın daha fotoğrafik bir bakışla fotoğraflanması daha zengin bir görüntü oluşmasını sağlayabilir tabii. Mesela bakın, bu daha güçlü bir görüntü. Her ne kadar ufuk hattının o kişiyi kesiyor olmasını hep dert ederiz.
birçok değerlendirmede üzerinde durduğum şeylerden biridir o. Hani burada bulutlar asıl mevzu olduğu için oradan not kırmayalım diye düşündüğümüz fotoğraflardan biri oldu. Dilşat, dil alt çizgi, sad alt çizgi ya da Dilşat Hanım'ın bir fotoğrafı. Yine gökyüzünün doğru kullanıldığı ama aşağının çok etkileyici olmadığı, açıkçası ışığıyla ve rengiyle çok çarpıcı olmadığı bir görüntü. Yukarıdaki güç alt bölümde de olsa daha etkileyici bir fotoğraf olabilir. Mesela bu fotoğrafta alt bölümü çok kafaya takmayız. Niye? Çünkü zaten aşağıda bize gösterdiği çok fazla bir şey yok. Bir deniz kenarı, orada tepeler falan var karşıda, belki ada. Ama asıl hikaye bulutlarda. Bu fotoğrafta bu kadraja ve bu alt bölüme razıyız. Ama bir önceki fotoğrafta aşağıda yeşillik, yol, çiçekler falan var ya, artık orada öğe var demek bu. Onun için oranın daha güçlü gösterilmesi, daha canlı renklerde olması bizim için önemli diye düşünüyorum. Şükran Atlı'nın bu fotoğrafı iyi bir siyah beyazı hak ediyor bence. Yani fazla gri kalmış, yoksa çok doğru konu, çok güçlü görüntü ama çok gri görüntü. Daha temiz bir işçilik fotoğrafı çözer diye düşünüyorum. Ve yine bu değerlendirmelere, bu paylaşımlara fotoğraflarıyla katkı veren dostlardan sevgili Arzu Adalı'nın birkaç fotoğrafı var. Yine bulutları gördüğü için makineyi gökyüzüne, objektifi gökyüzüne çevirmiş bir fotoğrafçının işine bakıyoruz. Gökyüzündeki o dramatik tonlama da gayet başarılı. Güçlü bir yansıma fotoğrafı olmuş. Yukarıda gördüğümüz bulutları aşağıda da görmemiz, evin neredeyse birebir bir şekilde hiç bozulmadan tekrarlanması çok etkili olmuş. Ufuk hattının geçtiği yerde bence fotoğrafın doğrularından. İlknur Duman'da yine bulutları görünce ve ışığı görünce makineyi hemen oraya döndürmeyi başarmış fotoğrafçılardan biri. Sanırım objektifi yetmemiş. Biraz daha yakın gösterebileceği bir kadraj. Yani biraz denizden fedakarlık, biraz soldan fedakarlıkla hem o köprünün çizgi demirlerine hem camiye hem bulutlara yaklaşıldığında bu fotoğrafın gücü, etkisi katlamaya başlayacak. Çok geniş kalınca alt taraftaki boş alan ve solda ışığın bittiği alanlar ilgiyi bozmaya başlıyor. Biraz fotoğraf böyle alet işler, el övünür hikayesidir. Dolayısıyla da onun için dedim ki hani objektif yetmemişe benziyor. Gönül ister ki daha yakın olsun tabii ki fotoğraf. Sevgili Turgay Işıkgöz'ün bir fotoğrafı. O da her hafta destek veren dostlardan biri. Işığın gayet iyi olduğu, yine sanırım uzun pozlamayla bulutların şöyle bir hareketlendiği bir görüntü olmuş. Ben tabii çekim yapılan noktayı bilmiyorum ama sanki o sağdaki direkten kurtulunsa, daha soldan bir çekim yapılsa biraz daha temiz bir görüntü olabilirmiş. Aşağıya inilip aşağıdan bir yerden çekilebilse daha da acayip olabilirmiş diye düşündüğüm fotoğraflardan biri oldu. Ve sevgili Ayşe Sungan, karşı yaka 35,5. Çok güçlü bir gökyüzü. Yine yansıma var ama yansıma az kullanılmış. Yine de doğru yerde olup fotoğraflanmış görüntülerden bir tanesi diye düşünüyorum. Buraya kadar baktığımız fotoğraflar bu hafta paylaşılan 900 küsür fotoğraf içerisinden dikkat çeken 120 civarı, 130 civarı sayıdaki fotoğraftı. Bunlar arasında tahmin ediyorum sizler de bu 120 fotoğrafı gördüğünüzde "Aa bak bu iyiymiş, şu iyiymiş" falan dediğiniz işler oldu. Bazen de ben yorum yaparken böyle "evet ya bu olmuş" falan dediğim fotoğraflar oluyor. İşte şimdi o fotoğraflara bir tekrar bakalım diyorum. Haftanın öne çıkan fotoğrafı olarak 10 dostumuzun fotoğraflarını seçtik. Bu hafta onların fotoğraflarını paylaşacağız. Eğer bu dostlarımız bir portfolyo hazırlayıp özgeçmişlerini bize gönderirse web sitesinde büyük bir keyifle paylaşacağız diyerek haftanın ilk öne çıkan fotoğrafı olarak sevgili Murat Demirci'nin bu hem sepya, hem dramatik tonlama, hem güzel bir Instagram çerçevelemesiyle paylaştığı fotoğrafı sizlere sunmak istiyorum.
Bence çekim açısıyla vesairesiyle de gayet başarılı. Tek bir şeyim var. Bunu genelde hep söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Eksik kalmasın diye. Ben kişisel olarak fotoğrafların üzerine böyle isim yazılmasını çok iyi bulmuyorum açıkçası. Dikkati biraz dağıtıyor gibi geliyor. O da olmazsa yani daha çok puan alır bence bu fotoğraf. Sevgili Murat İlhan'ın bu fotoğrafı ilk konuştuğumuzda da söylemiştim. Hem aşağıdaki ışığıyla hem gökyüzünün atmosferiyle gayet başarılı. Murat İlhan'dan da yine portfolyo için çalışmalar bekliyorum. Gonca Tank'ın demiştim yani bu tarz fotoğraflardan çok bekliyorum. Bulutları direkt gösteren ve onların arasından açılıp görünen yerleşimi de gösteren çalışma olarak burada olması gerektiğini düşündüm. Volkan Tural'ın ND uzun pozlamayla, ND filtre ve uzun pozlamayla çektiği bu fotoğrafta bulutların ortadaki ışıklı alandan kenar köşelere doğru açılıyor olması sanki bence fotoğrafı çok keyifli hale getiriyor. O nedenle burada yer verdim. Sevgili Zeki'nin bu göreme üzerinden Uçhisar'a doğru bakış fotoğrafının hem tonlarını, renklerini, atmosferini, çekim zamanını çok başarılı bulduğumu söylemeliyim. Zaman zaman böyle olan keşke ben de orada olsaydım da ben de çekseydim dediğim işler oluyor. Birçoğu için oluyor. Bu onlardan biri oldu. Zehra Altuntaş'ın siyah beyazının da iyi olduğunu düşündüğümü söylediğim fotoğrafı özellikle bu gökyüzündeki bulutların getirdiği atmosfer çok başarılı olmuş. Tebrik ediyorum kendisini de. Ve tabii ki Celal Erdem'in bu fotoğrafı söyledim. Yani profilinde de bu fotoğraf var. Bence çok zeki işlerden bir tanesi. Kendisini tebrik ediyorum tekrar. Nesrin Öztürk'ün bu fotoğrafı da reklam fotoğrafı gibi olmuş demiştim. Hakkını da verelim. Gerçekten çok temiz bir kompozisyonla, çok doğru bir yerden bakarak kaydettiği bir görüntü. Haftanın öne çıkan kadrajlarından biri olmayı hak eden işlerden biri. Öznuray 95, Nuray Hanım'ın bu fotoğrafında da ışığın açıldığı yerde iki konunun ve yansımalarının olması, diğer tarafların yansıma ve gökyüzündeki bulutlarla atmosferi tamamlaması bence haftanın öne çıkan fotoğraflarından biri olmasını sağlıyor. Ve tabii ki Arzu Adalı'nın bu yansıma fotoğrafı yine gökyüzü ve aşağıdaki konunun neredeyse hiç bozulmadan birebir tekrarlanmasının etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bu 10 arkadaşımızı ve fotoğraf paylaşan 900 fotoğraf paylaşan tüm dostları, tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bu paylaşımlara verdiğiniz desteklerle bu etkinlik çok keyifli hale geliyor. Dolayısıyla da o desteğinizin devamını rica ediyoruz. Yeni haftanın konusu, tabii tarihini yanlış yazmışım buraya, duvarlar olacak. Oradaki tarih tabii ki 21 Ağustos olmayacak. Biraz geçti çünkü 21 Ağustos. 4 Eylül Cuma olacak. 4 Eylül Cuma akşamına kadar duvarlar Videogren alt çizgi duvarlar etiketiyle fotoğraf paylaşmanızı bekliyoruz. Bakalım duvarlarda neler görüyorsunuz? Grafitiler, yazılar, resimler, reklam panoları mı? Yoksa duvarların dökülen boyaları, efendime söyleyeyim, dökülen sıvaları, ortaya çıkan tuğlaları ve onların atmosfer kazandırdığı ve hayat verdiği kareler mi görüyorsunuz? 4 Eylül Cuma akşamına kadar Videogren alt çizgi duvarlar etiketiyle fotoğraf paylaşmanızı bekliyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tekrar tekrar kutluyoruz. Ve diğer hatırlatmalarımla bu akşamı tamamlamak istiyorum. Sonra da sorunuz, yorumunuz varsa onlara bakacağım. Geçtiğimiz Cuma akşamı daha iyi fotoğraflar için 5 ipucu 6. bölümünü yaptık. Orada 5 ayrı fotoğraf konusunu anlatıp isterseniz bu konulardaki fotoğraflarınızı gönderin. Bir sonraki yayında da onları değerlendirelim dedik. Dostlar göndermeye başladılar. Yayını kaçıranlar bir göz atıp YouTube kanalımızdan hangi başlıklarda fotoğraflar, nasıl fotoğraflar istiyoruz diye görüp orada açıkladığımız şekliyle mail atarlarsa
bir sonraki yayında o fotoğrafları değerlendirmek isteriz. Fototrek İstanbul Hatırası'nın yaptığı online seminer ve atölye programlarının detaylarını fototrek.com web sitesinden görebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları, portfolyoları 12 ila 20 adet arasında fotoğraf toparlayarak uzun kenarını 1500 piksel olarak küçültüp özgeçmişiniz, çalışmayı anlatan bir yazı ve bir otoportrenizle info@videogren.com adresine WeTransfer'le gönderirseniz biz de keyifle web sitemizde yer verir, sosyal medya hesaplarımızda paylaşırız. Twitter'da, Instagram'da ve Facebook'ta hesaplarımız var. Yaptığınız çalışmaları ve makaleleri, yazıları, portfolyoları bu hesaplardan paylaşıyoruz. Hesaplarımızı takip etmeniz, yaptığımız paylaşımlardan beğendiklerinizi paylaşmanız bize çok destek oluyor. O konuda katkılarınızı bekliyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yayını beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz. Eşe, dosta, arkadaşa, sevdiklerinize bizden haber vermeyi de unutmayın diyorum. Şimdi hemen şöyle dönüyorum. Var mı? Çok teşekkürler herkese. Sizlerin paylaştığı fotoğraflar ve bu yayınları takibiniz bizi daha fazla motive ediyor, daha iyi şeyler yapmaya yönlendiriyor. Çok teşekkürler herkese. Ve dediğimiz gibi Videogren alt çizgi duvarlar etiketiyle yeni fotoğraflarınızı bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın diyorum. Görüşmek üzere.